Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Çok kıymetli yol arkadaşlarım. İYİ Parti davasına gönül vermişler. Turgutlu sevdalıları, Ahmet Orhan'a inananlar, hepiniz hoş geldiniz. Maalesef Türkiye ekonomik zorlukların pençesinde cebelleşirken yeni bir seçime gidiyor. Bu seçim sürecinde birçok olaya şahit oluyorsunuz. Adaletsiz bir seçimin bütün unsurlarını bu millet Turgutlu'da görüyor. Bu millet Turgutlu'da başka şeyleri de görüyor. Turgutlu'da kendi gölgesine sığınıp kibirle bu millete tepeden bakanları da görüyor. Turgutlu'da taklacı siyasetçileri de görüyor. Turgutlu'da daldan dala konan kuş misali oradan oraya uçan siyasetçileri de görüyor. Turgutlu'da halka teslim olmak yerine iradesini başkalarına teslim etmiş olanları da görüyor. Turgutlu'da kuklacıları da, kuklalarını da görüyor. Milli irade hırsızlarını, milli irade pazarlamacılarını, oy simsarlarını da görüyor. Siz bakmayın. Siz bakmayın, Turgutlu'nun insanı akıllıdır. Turgutlular iradesini başka birisine teslim edemeyecek kadar onurludur. Biz o onurlara sesleniyoruz. İradesini kimseye teslim etmeyen, hür iradesiyle karar veren insanlara sesleniyoruz. Şundan şüpheniz olmasın. Konvoyları 3-5 sefer geçirip de bizi tahrik edeceklerini zannedenler yanılıyorlar. Biz gerçeğin sesiyiz, gerçeğin ta kendisiyiz. Bizim bu milletin sırtından geçinip servet yapanlarla, bu milletin tüy bitmedik yetimin hakkını ona buna peşkeş çekenlerle kavgamız var arkadaşlar. Bu kavgayı yaparken benimle misiniz? Evet. Unutmayın. Kürşat 40 kişiyle Çin sarayını teslim aldı. Siz bak kaç kişisiniz burada? Kapı kapı gideceğiz. İnsan insan dolaşacağız. Turgutlu halkına buradaki gerçekleri dile getireceğiz. Bize inanmayanlar dün utandıkları gibi yarın yine utanacaklar. Meydanı ite köpeğe bırakmayacağız. Oradan buradan beslenenlere bırakmayacağız. O meydanı çalıyor ama yapıyor diyenlere bırakmayacağız. Bu milletin her kuruşuna, her zerresine sahip çıkacak bir siyasi yapıyı Turgutlu'da yeniden milletle kucaklaştıracağız Allah'ın izniyle. Biz slogan siyaseti yapmıyoruz. Biz proje siyaseti yapacağız. İçimizde var olan insan sevgisi ve Allah korkusuyla bu aziz millete hizmet etmeye talip olduk. Evet, birileri bu işte paralar harcayabilir. Birileri parayla insan toplayabilir. Birileri milletin malından çaldıklarıyla yeni hırsızlıkların hazırlıklarını yapıyor olabilir. Ama biz bütün bunların hakkından gelecek irade ve inanca sahibiz Allah'ın izniyle. Onlarla kavgamız var. Onlarla bizim aramızda hiçbir bağ, alaka olamaz. Bizim duruşumuz belli. Bizim geçmişimiz belli. Bizim bunca yıllık insan ve siyasetçi olarak yaptıklarımız meydanda. Biz kendimize rant top derlemek için siyaset yapmadık. Biz birilerine Turgutlu Belediyesi'nin imkanlarını peşkeş çekmedik. Devletin gönderdiği paralardan yol bulmadık. Ham yapmadık, hamam yapmadık, kendimize servet yapmadık. Cebimizden harcadık, yediysek ömrümüzden yedik. Milletin cebinden ağalık olmaz. Ağalık kesenden yaparsan o zaman ağalıktır. Ali'den aldığını veliye yama, veliden aldığın Ali'ye yama, sonu hüsrandır. Daha hala akıllanmadınız mı? Bu millet sizin yalanlarınızı, tuzaklarınızı, kumpaslarını yemiyor. Evet sevgili Turgutlular, Turgutlu'nun bugün şikayet ettiğiniz veya şikayet etmediğiniz neyi var? Bir düşünün. Turgutlu'nun hangi hizmetinden memnunsunuz? Turgutlu 20 senedir rant siyasetine teslim olmuş durumda. Kimler kimleri zengin etti herkes biliyor. Evet, devletin gönderdiği paralarla, devletin verdiklerinden yol bulanlar şimdi çıkmış hizmetten bahsediyor. Hangi yüzde bahsediyorsunuz? Yaptıkları işten hayır gelmeyenler, Turgutlu'yu bugün içinden çıkılmaz sorunlarla bu hale getirenler, bunların mesulü olanlar, bu millete verecek bir şey olmayanlardır. İşte böylesine önemli bir zorluk içerisinde Turgutlu seçime gidiyor. Milli iradeyi zorlayacak bir sürü şey yapılıyor şurada. 4 tane fotoğrafımıza, posterimize tahammül edemediler. Şimdi çıkmışlar, paralarıyla satın aldıkları binalardan poster sallıyorlar. Kirlilik yok, güzellik mi bu? Bu milli iradeye darbedir. Milli irade darbecileri her zaman tokat yemiştir. Şundan emin olunuz, bu millet gene onlara tokat vuracaktır. İlk defa yapılmıyor bunlar. Benim arkadaşım burasını bayrakla süslenirken birileri müdahale edecek kadar cesaret gösterebiliyor. Size bu ömrü kim veriyor? Size bu cesareti nereden alıyorsunuz? Burası hanedanlık değil. Tuzaklarla siparacağınız bir yer yok. 3 sefer buradan konvoyu dolandırmayla milli iradeyi dolandıramazsınız. Ancak kendinizi dolandırırsınız. Allah'a şükür bizim alnımız açık. Bize sözü olanlar çıksın karşımıza. Ama bizim onlara söyleyecek çok şeyimiz var. Açacağız kutuyu. Birer birer okuyacağız hepsini. Pisliklerin hepsini dökeceğiz. Bunlarla kalmayacağız elbette. Bizim Turgutlu'ya vaatlerimiz var. Turgutlu'ya iyi belediyeciliğin nasıl olacağına dair vaatlerimiz var. Ancak şunu Turgutlu hemşerilerimize ifade etmek isterim ki siz bunlara mahkum değilsiniz. Şimdi bütün bu sorunları çözecek en iyisi var ortada. İşte İYİ Parti burada. Sevgili Turgutlar, bulduğunuzda yetinmek zorunda değilsiniz. Daha az çalanlarla yol yürümek zorunda değilsiniz. Artık çalmadan da bir şeyler yapacağını inandıklarınız var. İşte biz buradayız. Çalmadan, çırpmadan, adaletle bu milleti kucaklamaya, şefkatle bu milletin dertlerini çözmeye biz talibiz. İşte biz buradayız. En iyisini sizler layıksınız. Biz Allah'ın izniyle en iyisini size vereceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Sevgili Turgutlular, Turgutlu'nun sorunlarını biz çeşitli başlıklarda toparladık. Şimdi daha çok polemik siyaseti yapmak istemiyorum. Ancak sahip olduğunuz şirkinlikler sizleri gibi beni de öfkelendiriyor. Bundan şüpheniz olmasın. Ama öfkemiz bizi bir bıçak gibi bileyecek, hedefe saplanacağız tam 12'den. Bu birbirinden besleyen zihniyete siyaseten son vereceğiz. Bu tahterevalli siyasetine son vereceğiz Allah'ın izniyle. Rantı siyasetten yok edeceğiz. Belediyenin kapısından rüşvetin girmesine izin vermeyeceğiz. İnançla sizlerin çalışmanızı bekliyorum. Bizim hedefimiz milletin bizatihi kendisidir. Bizim hedefimiz bir takım seçmen ağları değildir. Bizim hedefimiz özgür iradesiyle tercihini ortaya koyanlardır. Onlara ulaşacağız. Onlara fikirlerimizi anlatacağız. Projelerimizi onlarla buluşturacağız. Onların gönüllü desteklerini alacağız. Sizlerden çok rica ediyorum. Turgutlu'da her imkanla kapıdan kapıya dolaşacağız. Bunu yapmaya gayret edeceğiz. Burada beni dinleyerek sabır gösteren, bana destek veren siz sevgili hemşerilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Başkanım, inşallah başkan olursun. İnşallah. Ama bunları biliyorsunuz, aramıza katılan arkadaşlarımıza İYİ Parti rozetinin, o güneşli güzel rozetini takmaktır. Şimdi onlardan bazılarına rozeti temsilen takacağız. Şundan emin olunuz ki çok miktarda arkadaşımız her gün kendiliğinden hiçbir davet olmadan seçim büromuza gelerek İYİ Parti'ye kayıtlarını yaptırmaya devam ediyorlar. İYİ Parti Türkiye'yi iki yumruk arasına sıkışmaktan kurtaracak. Biz de inşallah Turgutlu'yu bu çıkmazdan, bu beceriksizlerin elinden kurtaracağız. Turgutlu'nu gerçekleştireceğiz. İnsanımızın yürüyemediği bu caddeyi insanlarımızın rahatça çocuklarıyla, aileleriyle dolaşabilecekleri bir cadde haline öncelikle getireceğiz. Turgutlu'nun otopark sorununu hemen çözmek üzere kolları sıvayacağız. Turgutlu'da pazar yerlerini ele alacağız. Turgutlu'da temizliği yeniden yapacağız. Turgutlu'ya örnek toplu konut projeleri gerçekleştireceğiz. Bunların milletimizin küçük katkılarıyla geçmişte yapılan başarılı kooperatif örneklerine yenilerini ekleyerek devam edeceğiz. Şimdi bunları yapabilmemiz için çalışmak zamanıdır. Şimdi kapı kapı gideceğiz, araba gezdirmeyeceğiz, insan gezeceğiz. Kapı kapı gidip konvoy üzerinden rant vermeyeceğiz. Kapı kapı gidip derdimizi anlatacağız. Hatırlayın bir zamanlar en muhafazakar insanların bile umumhanelerden, birahanelerden nasıl oy topladıkları size örnek olsun. Tarih ders alınıyorsa anlamı vardır. Eğer tarihten ders almıyorsanız hiç şüpheniz olmazsınız, kaybetmeye devam eder bu millet. Onun için sizlerin yapacağı tek şey bir insanımızı ikna etmektir. İnşallah onlar için gerekli malzemeler önümüzdeki günlerde buraya gelecek. Ben rozetini takmak üzere aranızda bulunan çok sevdiğim Ziraat Bankası Manisa Tarımsal Şube eski müdürü değerli kardeşim Aytaş Duran beyefendiyi temsilen buraya çağırıyorum. Kürşat mikrofon nerede? Orada benim başkanım. Kesme sanırım iyiler var. Ölümler kesmek için risk ediyor. İnandık başararız. Güzel günler göreceğiz. Hep birlikte güleceğiz. Çok iyiler var.